Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Tayvan kaynaklı Çin ve ABD geriliminden bahsedeceğiz. 1995 yazında Çin Fujian kentinde, ki Fujian Tayvan'ın tam karşısında bulunur, hem Amerika'ya hem de diğer batılı devletlere karşı bir gözdağı vermek için 130 kilometre genişliğindeki bir alanda askeri tatbikat düzenledi. Ve aynı zamanda bunu tüm dünya televizyon kanallarında da yayınladı. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Tayvan dediğimiz ülke Çin'deki komünist rejimden kaçanların kurmuş olduğu bir ülkedir. Bu sebepledir ki Çin Tayvan'ı her daim kendisine ait bir toprak parçası olarak görüyor. Tekrar 1995'in yazına dönelim, o Çin'in düzenlemiş olduğu tatbikata. Bu tatbikattan hemen sonra Tayvan Başbakanı Amerikan Başkanı'yla bir görüşme düzenlemek için vize talebinde bulundu. Ve bu talep de Amerikan Kongresi tarafından kabul gördü. Tabii Çin de bu onaydan sonra epeyce bir rahatsızlık duydu. Tabii Çin'in yapmış olduğu bu tatbikat hamlesi sonrası Amerika'da boş durmadı. Ve Vietnam Savaşı'ndan sonra en büyük askeri güç gösterisi olarak bütün donanmasını, ordusunu Tayvan üzerine gönderdi. Bu gücün içerisinde ise, yani az önce saydığımız o büyük donanma ve ordu içerisinde büyük uçak gemileri, o dönemin en güçlü silah sistemleri gibi o dönemin en yüksek tahrip gücüne sahip silahları vardı. Aslında burada görmemiz gereken o fotoğraf Çin'in düzenlemiş olduğu tatbikata bir cevap niteliğinde. Yani Amerika diyor ki, hey sarı benizliler, biz sizden daha güçlüyüz, ayağınızı denk alın. Ve Amerika'nın bu çıkışı işe yaramıştı. Çin geri adım atmıştı. Fakat son 20 yılda çok şeyler değişti. O dönemlerde Çin uyuyan bir ejderhaydı. Ve o ejderha artık uyandı. Geçtiğimiz 2021 yılının Ekim ayının ilk haftasında Çin, Tayvan'ın adı verilen hava sahasında taciz uçuşları gerçekleştirmeye başladı. Bu aynı zamanda Çin'in kuruluşunu kutladığı haftaydı ve Tayvan'a çok net bir mesaj gönderiyorlar: bizim olacaksınız. Bu yönüyle Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcıyla benzerlik gösteriyor değil mi? O hafta Çin'deki televizyon yayınlarında asi Tayvanlılara karşı ve onları kışkırtanlara karşı savaş kaçınılmazdır. O halde tahmin edin bakalım, ortalığı sakinleştirmek için bölgeye kim geliyor? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Hemen Tayvan Boğazı'ndan bir ABD savaş filosu geçti. Bu devasa geçitten hemen sonra Amerika Tayvan üzerinden güdümlü füze gemilerini gönderdi. Ha bu arada Amerika yalnız değil, kankası Kanada'da uçak gemileriyle ona eşlik ediyordu. Amerika'nın bu hareketinden sonra Çin, Tayvan'ın o hava sahasına karşı uyguladığı ihlalleri daha da arttı. Neredeyse her gün onlarca hava sahası ihlali var Çin tarafından. Hem de Çin bunu yaparken Amerikan ve Kanada donanmaları hala Tayvan Boğazı'nda. Ama unutmamamız gereken bir şey var. O da şu: artık 90'larda değiliz. Çin'in zayıf olduğu o dönemlerde değiliz yani. İşler çok değişti. Bill Clinton döneminde bu hareket yapıldığında Çin geri adım atmıştı. Ama o zamanlar dediğimiz gibi uyuyan bir ejderha vardı. O ejderha artık uyanık. Daha farklı bir dönemde yaşıyoruz. En büyük fark ise Çin ordusunun son 20 yılda tap zirveye ulaşmış olması. Size şimdi Tayvan kaynaklı bu Çin-ABD gerilimine dair bir senaryo sunacağız. Ve bu senaryoyu anlatmamızın bazı sebepleri var. 90'lı yıllarda Çin'in Amerika'nın yapmış olduğu bu harekete karşı nasıl tepki verdiği ve geçtiğimiz sonbahardaki harekete karşı vermiş olduğu tepkilerin farklılığının sebebi elbette Çin'in o dönemlerden bu döneme çok gelişmiş olmasıdır. Ve her iki taraf arasında çıkacak olan bir savaşın, bu savaşın neye benzeyeceğini öğrenmek istiyorsak aradaki bu farklılıkları muhakkak bilmeliyiz. Savaşın olası gidişatını tahmin etmek tabii ki de çok zor. Ama burada yapacağımız şey, ilgili tüm ülkelerin çıkabilecek bir dünya savaşı esnasında neler yapması gerektiğini anlamak olacak elbette. Evet, Çin'in geri adım atmayacağı elbette aşikar. Çin, Tayvan'a karşı bir saldırıya hazırlanıyor. Hatta belki de siz bu videoyu izlerken kim bilir, belki de Tayvan topraklarına girmiştir bile. Ve bundan dolayı da tamamen Amerika'yı suçluyor. Ve şimdi gelin hep birlikte Tayvan'la Çin arasındaki bu potansiyel savaş durumunun içeriğine bir bakalım. Birçok kanalda, medya ortamında Çin'in ve liderlerinin bu savaş için bayağı bir hevesli olduklarını görüyoruz. Ama bir yandan
hiçbir devlet kanı dökülsün istemez. Yani kan dökülmeyi o kadar da istemiyor. Tam bir savaşa, istilaya başlamadan önce Tayvan'ı müzakereyle yenmek için onu masaya oturtmaya çalışıyor. Ve muhtemelen de çok daha az şiddet içerici yollar deneyeceklerdir. Ve şimdi Tayvan'ın tam bir işgal söz konusu olacaksa eğer işte bu belgeyle birlikte olacak. Temel olarak bu belgede ise Tayvan'ın Çin'den bağımsız olduğunu iddia etmesi üzerine veya barışçıl durumlarının tamamen ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu olursa Çin'in Çin egemenliği ve topraklarını korumak adına barışçıl olmayan bazı önlemler almak durumunda olacağını Çin açıkça ifade ediyor. Kısacası eğer diplomatik çözümler tükenirse işte bu belgeyle Çin Tayvan'ı işgal edince bunu biraz daha meşrulaştırmaya çalıştırır. En azından bu belgeye dair içeriklerde yer alan metne göre Google çeviri bize bunları söylüyor. Pentagon'da Çin'in askeri yığınıyla ilgili yeni bir endişe var. Geçenlerde Çin donanmasının artık ABD donanmasından daha büyük olduğunu söyleyen bir rapor yayınladılar. Tayvan'ı ele geçirmek Çin'in bir numaralı stratejisi olarak gündemde kalmaya devam edecek. Peki savaş dediğimiz bu şey gerçekte neye benziyor? Diyelim ki Çin, Tayvan'ın Çin'e katılmasının Tayvan'ı zorla işgal etmek durumunda kaldığını bizlere gösterdi bir şekilde. Tayvan'a yapılan ilk saldırı muhtemelen Çin'in yaptığı başka bir hava sahası ihlali gibi görünecek. Çin bunu yüzlerce kez yaptı. Dolayısıyla bu noktada Tayvan klasik askeri kuvvet tatbikatlarından birini daha yaptıklarını düşünecek. Aynı zamanda Çin anakaradan güdümlü füzeler, ateşler ve daha fazla jet konuşlandırır ve hepsi de son derece hızlıdır. Bu nedenle koordineli bir şekilde ateş etmeye başlar. Askeri komuta merkezleri, donanma üsleri, iletişim ağları Tayvan'ı barışa zorlamak için ilk hedefler olacaktır. Ne yazık ki Tayvan için bu hedeflerin çoğu açıkta bırakılıyor. Görünmeleri son derece kolay. Bu yüzden Tayvan ve liderleri son derece savunmasız yakalanacaklardır. Bu nedenle de yer altındaki sığınaklara doğru bir an evvel gideceklerdir. Ve yeraltı sığınaklarına indikten sonra da bu savaşı koordine edebilmek adına bir an evvel kendi aralarındaki iletişimi kurmaya çalışacaklardır. Neyse ki Çin, Tayvan'daki askeri hedeflerin tamamını hemen ortadan kaldıramayacak. Çünkü Tayvan'daki uçak hangarların bazıları dağların derinliklerinde ve füze sahalarından bazıları da iyi bir şekilde kamufle edilmiş. Bombardımandan kaçabilecekler. Böylece Tayvan'ın yanıt verme yeteneği de olacaktı. Havaya biraz hava gücü getirebilecek ve anakaradaki hava üslerini radar ve askeri bataryaları vurmak için. Anakara Çin'e doğru bazı füzeler ateşleyebilecek. Bu noktada Tayvan ayrıca mayın döşemeye başlamak ve muhtemelen şu anda yolda olan Çin birliklerinin yaklaşmakta olan bir bölümüne hemen bir baraj kurabilmek için hazırlanacak. Batı sahillerine de asker gönderiyorlar. Bunların hepsi sadece birkaç saat içinde oldu. Çin, ABD'nin neler olup bittiğine dair net bir resme sahip olmasını sağlayacak iletişim kanallarının çoğunu muhtemelen kilitledi. Bu yanıt verme sürelerini yavaşlatacaktı. Yani ABD'nin hız kazanmaya çalışıyor olması gerekir. ABD başkanı ve askeri liderler şimdi nasıl karşılık vereceklerine karar vermek zorundalar. Peki bu uzak adayı korumak için Amerikalılar hayatlarını gerçekten riske atacaklar mı? Çünkü bu düşünce Amerikan halkının gerçekte kabul etmeyeceği bir düşünce. Ama aynı zamanda bir şeyler yapmaları da gerekiyor. Bu arada Tayvan'ın askeri varlıkları çok ciddi bir şekilde zarar görecek. Ve Çin 130 kilometre bir sahil boyunca yüzlerce, yüz binlerce askeri birlik ve hatta komandolar gönderecek. Her türden tekneler var. Hem askeri tekneler hem ticari tekneler. Ve bunların hepsini Tayvan'a doğru göndermek istiyor. Tabi Amerika'da o esnada bölgedeki üslerinden yani Tayvan'ın hemen üstündeki Japonya ve Guam'dan Çin'e karşı karşılık vermek isteyecek. Japonya ve Avustralya ise bu savunmaya destek vermek amacıyla müttefik olarak hemen bölgeye geleceklerdir. Ve şimdi ABD ve müttefikleri Çin ile doğrudan savaş halinde. İki nükleer ulus birbiriyle savaşıyor. Ve buradan sonra ne olacağını tahmin etmek imkansız hale geliyor. Ayrıca Hindistan'ın bu kaos anından yararlanacağını ve güneydeki Himalaya sınırlarını işgal edeceğini tahmin ediyorlar. Bu, diğer ülkelerin sınırlarındaki sorunlarının savaşa dönüşmesiyle birbirini tetikler ve dünya savaşına dönüşür. Hatırlayalım,
Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde Avusturya veliahtı Ferdinand Sırplı bir milliyetçi tarafından öldürülüp Birinci Dünya Savaşı'nın fitili ateşlendiğinde Sırplar hala Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı. Geçmiş olduğumuz dönemlerde yaşamış olduğumuz her iki dünya savaşında da işte bu küçük kıvılcımlar dünyayı etkileyecek büyük kaoslara dönüştü. Bir kere böyle bir şey başladığında onu geri çevirmek, tekrar eski düzene getirmek bilirsiniz ki çok zor. Ne Birinci Dünya Savaşı'nda ne de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ve bildiğiniz gibi toplamda 80 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Kuralları varmış gibi hissettiren uluslararası bir sistemde yaşıyoruz. Birleşmiş Milletlerimiz var, anlaşmalarımız ve sözleşmelerimiz de var, küresel ticaretimiz de var. Yani bir tür düzen varmış gibi görünüyor. Ama bunun nedeni, şu videomuzda da bahsetmiş olduğumuz gibi, insanlık tarihinin en barışçıl döneminde yaşıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Bugün yaşayan çok az insan iki güçlü ülkenin topyekün savaşta çarpışmasının neye benzediğine şahit. Umarız buna benzer bir senaryo inşallah gerçekleşmez. Ve bence Çin ve Tayvan gerilimi barışı koruyabilmemiz adına iyi bir örnek. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz ve ayrıca bu konu hakkındaki düşünceleriniz varsa yorumlarda onları da belirtirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına da konuyla ilgili birkaç tane kaynak bıraktık. Onları da inceleyebilirsiniz. Bu arada henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.